Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diyele Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Bitirmemize çok yaklaştık. Zeyl'in 4. parçasının son kısımlarına geldik. Bundan sonra Zeyl'in 5. parçası var. O kısa bir metin. Ondan sonra da 11. sözün kapısına dayanmış olacağız inşallah. Cenab-ı Hak tevfikini refikimiz eylerse. Pekala, çok uzatmayayım girişi. Metnin ne anlattığıyla başlayalım. Zeyl'in 4. parçası bize Haşir Risalesi'nin metodolojisini anlatıyor. Nereden anlatıyor? Mucizat-ı Kur'aniye'nin içinden bir metnin buraya teşrifiyle anlatıyor. Hemen o dipnotu paylaşalım, burada söz basım vermiş. Bu Zeyl'in 4. parçası olan kısım. Buradan itibaren Zeyl'in 5. parçasına kadarki kısım 25. sözün 2. şulesinin 8. meziyeti cezaletidir ve orada ayrıca yer almaktadır. Yani bu okuduğumuz metin 3 derstir. 3 bölümdür. Herhalde o kadar oldu. Üzerine konuştuğumuz bu metin 25. sözün 2. şulesinin 8. meziyeti cezaletiymiş. Orada yer almaktaymış. Buraya da Haşir Risalesi ile ilgisinden dolayı teşrif etmiş. Üstad Hazretleri buraya da eklenmesini istemiş. Talebeleri de eklemişler. Allah onlardan razı olsun. Bu metin dediğim gibi Kur'an'da, öncelikle genel anlamda Kur'an'da misaller niye var? Cenab-ı Hak neden bu kadar çok misal kullanıyor, örnek kullanıyor, temsil kullanıyor? Onun hikmeti burada beyan ediliyor genelde. Özelde ise Haşir'de neden bu temsiller kullanılıyor? Haşr'ı anlatırken Cenab-ı Hak neden bazı misalleri ayetlerin evvelinde veya sonrasında, burada Yasin suresi örneği var. Cenab-ı Hak bazı benzetmeler yapıyor Yasin suresinde. Ne işe yarıyor? Anlamamızı kolaylaştırıyor o misaller. Cenab-ı Hak bu misalli anlatımla bizim kolayca bu büyük hakikatleri kavramamıza yol veriyor. Eğer yürümek istersek, elbette bizim irademizi o yönde sarf etmemiz lazım. Cenab-ı Hak Sadı Taftazani Hazretlerinin İman tarifiyle iradeyi sarf ettikten sonra kalbimizde o iman nurunu yakıyor. O halde Kur'an'ı anlamanın yolu da buna bağlı. Oradaki hakikatleri anlamak için anlamaya talip olmak ve irademizi sarf etmemiz lazım. Burası da böyle bir metin. İlk kısmını konuştuk. Şurada bir yerde mola vermiştik. Ondan sonrasını okuyacağım finale kadar, sonuna kadar, yani metnin sonuna kadar 1,5 sayfa falan bir metin okuyacağım size arkadaşlar. Sonra dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. İnayetini Cenab-ı Hak'tan dileriz. İnşallah bizi hissesiz bırakmaz. Ki o kapısına gelen kimseyi hissesiz göndermemiştir yani. Evet. Şöyle bir yerden başlayalım. Hem kah oluyor ki ef'al-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezairlerini ihsas etsin, ta istibat ve inkara meydan kalmasın. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Hem kah oluyor ki ef'al-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezairlerini ihsas etsin, ta istibat ve inkara meydan kalmasın. Mesela İze şemsü küvvirat ila ahir ve İze semaun feterat ila ahir ve İze semaun şakkat ila ahir. Bu ifadelerin manaları ne? Altta verilmiş, hemen okuyayım ben size. İze şemsü küvvirat, Tekvir suresinin 1. ayetinden güneş dürülüp toplandığında ifadenin anlamı bu. Kısa bir meali yani. Kısa bir çevirisi diyelim bu. Güneş dürülüp toplandığında demek. İze semaun feterat ne demek? Gök yarıldığında, bu da İnfitar suresinin 1. ayeti. Gök yarıldığında,
En sonuncusu, üçüncüsü İze semaun şakkat. O da İnşikak suresinin birinci ayeti. Gök yarıldığında, bunlar bu ayetler ve bu sureler zaten kıyametin tasviriyle başlıyor. Yani o mahşer meydanının kuruluşu, ondan öncesi dünyanın felaketi falan, onları anlatan ayetler, sureler bunlar. Onlardan üstad örnek veriyor. İlâ ahir, yani onların devamı. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini dünyada, mesela güzde, baharda gördüğü için kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç surenin meali icmalisine işaret dahi pek uzundur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela İze suhufu nuşirat. Bu da defterler açıldığında, kısa bir meali bu demek. İze suhufu nuşirat, defterler açıldığında, Tekvir suresinin 10. ayetinden bir ifade. Tekvir suresinin 10. ayetinden bir ifade. Mahşer meydanında o defterlerin, amel defterlerinin açıldığı anı anlatıyor. Herkesin dünyada ne yaptığını göreceği o anı anlatıyor. İze suhufu nuşirat kelimesi ifade eder ki, haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi Haşr-ı Bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi şu Neşr-i Suhuf naziresi pek zahirdir. Çünkü her meyvedar ağacın ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i ilahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmişse ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla, gayet fasih bir surette, analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi, dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfe-i amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müdebbirane, mürebbiyane, latifane şu işi yapan odur ki der. İze suhufu nuşirat. Başka noktaları buna kıyas eyle, kuvvetin varsa istinbat et. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. İşte İze şemsü küvvirat. Bu ayet ne diyordu? Güneş dürülüp toplandığında, Tekvir suresinin birinci ayetinden bir ifadeydi. Kısa bir meali de buydu. Güneş dürülüp toplandığında. İze şemsü küvvirat, şu kelam tekvir lafzıyla, yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazirini dahi ima eder. Birinci, evet, Cenab-ı Hak tarafından Adem ve esir ve sema perdelerini açıp, bak, Adem esir ve sema perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı, hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. İkinci, veya ziya metaını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle İkinci, veya ziya metaını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metaını toplattırıp gizlettiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar, kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker, metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi elbette
O memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azıl bulunmazsa, şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emri Rabbani ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der. Cehenneme git. Sana ibadet edip senin gibi memur-u musahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak der. İze Şems-ü Küvvirat fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Elhamdülillah arkadaşlar, metnin ilk okumasını yaptık. Böylece Zeyd'in dördüncü parçasını da sonuna kadar okumuş olduk. Gördüğünüz gibi bu kısımda da yine Kur'an'daki bir icaz, bir belagat sırrı, bir anlatım yöntemi, bir ifade metodolojisi, Cenab-ı Hakk'ın istimal ettiği bir yöntem bize açıklanıyor. Bu iki açıdan önemli. Bir, biz Kur'an'da bu misalleri gördüğümüz zaman, bu anlatımı gördüğümüz zaman nasıl içine nüfuz edeceğiz? İşte yolu bu. Yani o misalin arkasındaki sırrı bilen birisinin anlatmasıyla o misalle karşılaştığımızda o misalin bizde ne iş yaptığını kavrayabiliriz. Güneş dürülüp toplandığında dendiğinde, yani bu iş niye böyle anlatılmış, bu iş bende ne yapıyor, başkasında ne yapıyor? Bu sırra farkında olmakla o ayetin farkında olunur. Ha, bu demek değildir ki bu sırrı bilmiyorken ayet okunduğunda hiç istifade edilmez. Hayır, öyle değil. Yine o yüzde işini yapıyor ama o işin nice bir iş olduğunu biz kavrayamıyoruz. Yoksa o yine benzetmenin göndermesi bizde yerleşiyor, yer ediyor ama ayetin icazı diyoruz ya, işte mucizeli ya da sanatı veya işte belagatı, onlar bize tam açılmamış oluyor. Kur'an'ı hakkıyla içimizde methedemiyoruz, kıymetini bilemiyoruz bu sırları bilmediğimiz zaman. O açıdan işte bu oraya alınan metin gibi çok metnin yer aldığı 25. söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi pek kıymetlidir. O metin böyle tefekkür ederek baştan sona okunduğunda Kur'an'a bakışınız illaki değişir yani. O eskisiz olmazsınız artık. Kur'an'la muhatabiyetiniz eskisi gibi olmaz. Cenab-ı Hak ömür verirse, fırsat verirse, imkan verirse inşallah biz o metinlere de geleceğiz. Ben onu çok iyi yapamam ama benim ilmimle, ama yine de göreceğiz ki ya kenarından köşesinden bile kaptıklarımız bize çok şey öğretecek ve Kur'an'la muhatabiyetimizi biraz daha yükseltecek inşallah. Cenab-ı Hak o günleri göstersin. Burada gördük işte, bir onu yapar dedik, iki bir de biz bunu kullanabilir miyiz? Bak, Cenab-ı Hak bize bir yöntem öğretmiş. Ben de birisine bir şey anlattığımda bu yöntemi kullansam iyi olmaz mı ya? Yani daha çok istifade edilmez mi? Madem Cenab-ı Hak bu yolu kullanmış, bu iyi bir yoldur, en hayırlı bir yoldur, çok tesirli bir yoldur. Cenab-ı Hak'tan daha iyi belagatı bilecek olan mı var? Bütün kelamlar onun kelam isminden güç alıyor. Yani bütün lisanların gücü ondadır, Cenab-ı Hak'tadır. Böyle olunca demek ki onun yaptığı en güzel, en tesirli, en kullanılabilir, en ne diyelim, geniş caddedir yani. Bu yöntemi biz de kendi şeylerimizde kullanalım. Birisine bir şey anlatırken onun anlayabileceği bir temsil kullandığımız zaman, ha der belki, o hakikate daha çabuk vasıl olur. İşte burada Cenab-ı Hak da tenezzülat ilahi gereği olarak böyle benzetmeler kullanıyor. Burada şuna da bir kapı açıldı, onu da konuşalım arkadaşlar. İşte Mustafa Öztürk gibi talihsizler Cenab-ı Hakk'ın bu gibi ifadelerini Cenab-ı Hakk'ı tasmak için kullanıyorlar. Halbuki çok yanlış bir yol. Cenab-ı Hak bu tür tenezzülat-ı ilahiyeyi, yani beyanını bizim seviyemize indirmeyi bizim için yapıyor, biz anlayalım diye yapıyor. Yoksa kendisini aşağı indirmek için değil, haşa sümme haşa. Mustafa Öztürk bizi görmek için bakması gereken yerlerden Cenab-ı Hakk'ı tartmaya çalışıyor. Diyor ki ya Cenab-ı Hak diyor böyle şey kullanır mı ya diyor, işte güneş dürülüp toplandığında terzi mi diyor Cenab-ı Hak haşa, tövbe. Tabii Mustafa Öztürk tam böyle bir şey diyor mu onu söylemiyorum da. O başka şeylerden bu örnekleri veriyor. Ama bunu da mesela öyle kullanabilir. Der ki ya bu misali Allah niye kullanıyor? Kafirler de mesela, müşrikler, Kur'an'da geçiyor ya, sivrisinek misalini Allah niye kullanıyor? İtiraz ediyorlar. Yani Allah gibi yüce bir şey sivrisinek misali kullanır mı ya? Hani bu Kur'an Allah'tan geldi diyorsunuz ama ya sivrisinekten bahsediyor falan.
Yahu o sivrisinek sana küçük geliyor. Cenab-ı Hakk'ın sanatı olarak çok büyük bir şey. Bir, ikincisi Cenab-ı Hak onun da sana mana anlatıyor. Sen sivrisinekten anlıyorsan elbette onu kullanacak. Sen sana bilmem kaç ışık yılı uzaktaki bir galaksiden mi bahsettin Cenab-ı Hak? Bilmiyorsun ki o galaksinin varlığını sen. Kara deliklerden mi bahsetsin? Kara delikleri öğreneli ne kadar zaman oldu? Daha yeni yani. Veya belki daha fark etmediğimiz başka varlıklar uzayda. Cenab-ı Hak onları da örnek verebilir ama sen anlamazsın. Senin anlayacağın her zaman muhatap olduğun şeyler sivrisinektir, güneştir, aydır, yağmurdur. Şimdi Kur'an'da bunlar geçtiği zaman bunu böyle şey algılıyorlar ya. Bu ne ya, bunlar hep sıradan şeyler. İşte inek, işte deve, işte efendime söyleyeyim süt. Bilmem ya bunlar ne ki diyorlar. Bal falan, arı, karınca. Böyle diyorlar şey mi olur ya, Allah böyle mi konuşur? Cenab-ı Hak kendi beyanını bizim seviyemize indirmiş, biz anlayalım diye. Bizim Allah'ımız olduğu için öyle konuşuyor. O metin bizi terbiye ettiği için öyle konuşuyor. Yoksa kendi şanı rububiyeti ancak bunu kaldırdığı için haşa sümme haşa, tövbe haşa değil. Cenab-ı Hak o sözle tartılmaz. Bir büyük bebekle konuştuğu zaman değil mi, bebeğin ağzına şey yapar böyle agu agu bilmem ne, hani böyle şeyler. Bebek lisanı onun gibi, onun dilini anlayacağı şekilde dilini döndürür bir insan. Bir baba, bir amca, bir büyük bebeklerle anlaşmak için, çocuklarla anlaşmak için. Şimdi sen o lisana bakıp, o konuşmaya bakıp ya bu adam nasıl bir adam, böyle agu magu diyor, bir şeyler diyor mu dersin? Yoksa bak ne güzel çocukla diyalog kurdu mu dersin? Eğer muhatabına göre bakarsan doğru anlarsın. Yok onunla adamı tartarsan, adam belki de profesördür. Büyük bir dahidir, çok büyük zeki birisidir. Ya kardeşim bebeğe yüksek fizikten mi bahsetsin? Uzay matematiğinden mi bahsetsin? Tıptan mı bahsetsin bebeğe? Elbette onun diline göre konuşur yani. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an'da bizim lisanımıza, bizim fehmimize, bizim anlayışımıza, idrakimize, seviyemize göre konuşuyor. Bu sözler de, bu temsiller onun için kullanılıyor. Bunlar haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ı sınırlamak, ona ya Cenab-ı Hak bu kadarcık mıymış falan demek için değil. Bize nasıl böyle rahmet, merhamet, tenezzül ettiğini anlamak için arkadaşlar. Ayarlarımız o açıdan bozulmasın. Maalesef bu zamanda hocalık ayağa düştü. Herkes hoca oluyor. Bakın ben bile size ders yapıyorum mesela. İşte hocalığın ayağa düştüğünün bir delili de benim aslında. Ama bizim haddimizi biliyoruz yani. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadından, amelinden ayrı bir şey konuşmuyoruz. Büyüğümüzü büyük biliyoruz. Onların ayak izlerini öperek konuşuyoruz. Saygısızlığımız olmuyor ama bazıları onu da bilmiyor. Böyle tuhaf laflar ediyorlar. Üstad Hazretleri ve diğer istikametli Ehl-i Sünnet ve Cemaat Üleması da onların devirdiği çamları düzeltmeye çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Nerede kalmıştık, nereden girdik buraya? Ha şey dedik. Kur'an'da böyle misaller var. Bunlar hikmetli. Bir iş yapıyor bizde. Neymiş o işler? Şimdi ince okumasına başlıyoruz. Hem kah oluyor ki, daha önce de birkaç işinden bahsetmişti. Yani bu misallerin kullanılış şeklinden Kur'an'da. Onlar önceki derslerde konuştuğumuz için tekrar dönmedik. Bu dersle başlayan varsa o derslere dönmesi gerektiğini bilsin yani. Sadece bu değil. Bu metinde birkaç misal daha verildi. Birkaç yöntem daha anlatıldı yani. Pekala. Hem kah oluyor ki, ef'al-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki, Cenab-ı Hak, ahiretteki fiillerini, eylemlerini, işlerini öyle bir tarzda zikrediyormuş ki Kur'an'da, dünyevi nezairlerini, dünyadaki benzerlerini, onun gibi, ona numune olabilir, ihsas etsin, onları hissettirsin, hatırlatsın, ta istibad ile, yani akıldan uzak görmekle ve inkara meydan kalmasın. Cenab-ı Hak bir şeyi, ahirette yapacağı bir şeyi, büyük bir şeyi, işte buradaki gibi güneşi dürüp toplayacağım diyor mesela. Ama onu öyle bir anlatıyor ki, o hadiseden sen dünyada da bu işin olduğunu hatırlıyorsun. Yani evet dünyada da buna benzer toplanmalar oluyor, dürülüp toplanmalar, kaldırılmalar oluyor. Ha bu da onun gibi bir şey demek ki diye hemen intikal ediyormuşsun. O söyleniş tarzında bu sır varmış. İnsan bu şekilde hemen idrak etsin diye. Mesela, İzes şemsü küvvirat ila ahir ve izes semaun fetarat ila ahir ve izes semaun şakkat ila ahir.
bu ayetleri ve meallerini az önce okumuştuk. Devam edelim. İşte şu surelerde, yani bu sureler Tekvir suresi, İnfitar suresi, İnşikak suresi, kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azime, büyük değişimler, inkılap büyük değişim demek, devrim demek mesela gibi, onun içinde kullanılıyor. Büyük inkılaplar olacak haşirde, değil mi? Dünya ahirete dönüşecek. Ve tasarrufat-ı rububiyeti, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet tasarrufları, terbiye ediciliği, o şeyin amacına uygun bir hale gelirken ihtiyaçlarını karşılayışı, gerekli aşamalardan onu geçirişi, inayetiyle yanında oluşu vesaire, rububiyet çok manayı kaplar. Ama özetle ifade ettiği uluhiyetten farklı olarak, ya da uluhiyetten farklı demeyelim de, uluhiyetten farklı bir renk olarak diyelim, ifade ettiği rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın her işin içinde oluşu, bir fiil onun yöneticisi oluşu, her bir şeye müdahil oluşu, bunu hissettirir yani rububiyet. Uluhiyet, Cenab-ı Hakk'ın her şeyin sahibi oluşunu anlatır. Rububiyet, her bir işin de içinde olduğunu, yönlendirdiğini, terbiye ettiğini, idare ettiğini, amacına götürdüğünü, ihtiyaçlarını karşıladığını gibi gibi çok manayı içinde saklar. Rububiyet, terbiye, işte mürebbiye mesela, bizde çocuk bakıcılarına mürebbiye denir, dadı manasında. Galiba Arabistan'da ev hanımlarına da, birisi demişti ama yanlış mı biliyorum, belki de yanlıştır, Rabbül Beyt diyorlarmış mesela, işte ev hanımı, evin efendisi, evin terbiye edicisi gibi bir manası var demek ki. Bilmiyorum, öyle bir şey duymuştum yani, kulağımda kalmış, bir benzetme midir bilmiyorum. Rububiyet böyle. Onların nazirelerin dünyada güzde, baharda gördüğün için, kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Zaten o şeyler ola geliyor olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın haşirde, kıyamette yapacağım, edeceğim, öyle edeceğim, böyle olacak dediği şeylerin dünyada da ola geliyor olduğunu, ahirette bahsedilen şeylerin, dünyada küçük numunelerin hep görüle geldiğini Kur'an bu yöntemle bize hissettiriyormuş. Neymiş, bir daha okuyorum cümleyi. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki, insan onların nazirelerini dünyada, mesela güzde, baharda gördüğü için kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu surenin meal-i icmalisi, yani meal-i icmali özet bir manası. Onlara bile diyor, işaret dahi pek uzundur, pek uzun olur. Şu üç surenin meal icmalisine işaret dahi pek uzun olur. Yani özetle manasına dair yazsam bile çok uzun düşer diyor tamamına. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela, İze suhufu nuşirat. Neydi bu? Defterler açıldığında, yine Tekvir suresinin 10. ayetinden bir ifade. Defterler açıldığında. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bir örnek veriyor. Siz diyor bunu kavrarsanız o surenin gerisine veya Kur'an'ın gerisine, hepsine bu gözle bakabilirsiniz. Size bir örnek veriyorum diyor. İze suhufu nuşirat kelimesi ifade eder ki, haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Herkes orada değil mi? Ne amel işlediğini görecek. Hiç kimse ya ben bunu yapmamıştım, etmemiştim diyemeyecek yani. Çünkü delilli, şahitli, kayıtlı böyle, görüntülü belki de elimizde olacak. La teşbih ve la temsil, bir tabletten izler gibi hayatımız önümüzde olacak. İşte şu şu günahım vardı. İnanmıyor musun? Şak, o tabletten sana o an açılacak mesela. La teşbih ve la temsil. Şimdi bizim fehmimiz bu kadarına yetişiyor. Orada nasıl olacak bilmiyoruz. Daha da belki başka aşkın şekilde olacak. Günümüz teknolojisiyle bu kadarını kavrayabiliyoruz. İşte bilmem kaç Ekim'in bilmem kaçıncı günü. Ya da işte Mayıs'ın 24'ü, 23'ü. Ahmet sen işte ne yaptın? Şişt, açılacak o tablette. Gözükecek. Sen oradaki mesela halleri anlatıyor ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde. İnsan diyecek ki ya hiçbir şey kayıtsız kalmamış. Yani her şey tutulmuş. Eyvah eyvah diyecek bazıları mesela. Belki bazılarımız da sevinecek. Cenab-ı Hak bizi sevinenlerden eylesin. Yani diyecek ki ya hiçbir şey gizlenmemiş. Hiçbir şey
ıskalanmamış, hiçbir şey ihmal edilmemiş, hepsi burada kayıtlı diyecek. Şaşıracak yani o amel defteri elinde olduğunda. Haşirde herkesin bütün amali, amelleri, işleri bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Bir sayfaya bu kadar şey nasıl sığar? O zamanlar için, mesela üstadın zamanı için böyle bir teknoloji yok. Biz tablet diyoruz, orada hafızası güçlüyse neler neler olur diyoruz. Biraz daha yaklaşıyoruz. Ama üstadın zamanını düşün, bir de sadece sayfa var. Ya bir sayfaya bir insanın bütün ameli yazılır mı? Bize şey gelir yani, ilk duyduğunuzda bütün amellerin bir sayfada olacak, önüne gelecek. Ya bir sayfaya bütün amel nasıl sığar? Yani karınca duası desen gene sığmaz. Daha da ince, daha da küçük. Nasıl yazıldı hepsi oraya dersiniz. Kafanız almaz belki. Biz bugün tablet diyoruz, teknoloji diyoruz. Bir derece oradan fehmimiz açılmış. Teknolojinin böyle bir faydası var. Cenab-ı Hakk'ın kudretine dair benzetmeleri modern teknolojiyle bir nebze daha kolay kavluyor ahir zaman insanı. Niye olmasın diyor. İşte geçen şeyi konuştuk ya, cesetler bir anda nasıl ihya olacak? Ya elektrik işte bir anda açıldı mı şalter, bütün semtin lambaları yanıyor gibi. Üstad orada da elektrik misalini kullandı. Demek teknolojinin böyle bir yanı var. Akıl ona yol bulamaz. Nasıl olacak bu iş? Fakat surenin işaret ettiği gibi Haşr-ı Bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi, yani surenin tamamına baktığınızda, Tekvir suresinin tamamına baktığınızda orada ne yapıyormuş? Bahar göndermesi varmış o surenin içinde. Fakat surenin işaret ettiği gibi Haşr-ı Bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi, bahara bakarak çok şey anlayabildiğimiz gibi, çok benzerlerini, çok işaret eder tasarrufatını Cenab-ı Hakk'ın baharda gördüğümüz gibi, mucizesini gördüğümüz gibi, mesela işte ölülerin dirilmesi, bir anda bitkilerin tekrar yeşillenmesi benziyor değil mi? Şu Neşr-i Suhuf naziresi dahi, bu Neşr-i Suhuf amel defterinin açılması, neşredilmesi olayının naziresi pek zahirdir. O da varmış baharda. Bir benzeri varmış baharda. O amel defterinin neşri meselesinin bir benzeri baharda da bulunuyormuş. Ah nasıl? Bakalım. Bir de pek zahirdir diyor. Çok görünürdedir. Çünkü her meyvedar ağacın ve çiçekli bir otun da amelleri var. Değil mi? Şimdi mesela bir ekin yetişiyor. Buğday mesela. O buğday başlangıcından, ilk filizlenmesinden sonucuna kadar bir amel işliyor. Yani oluyor, yeşilleniyor, büyüyor, kocaman oluyor, işte başak veriyor vesaire, o taneler oluyor vesaire. O süreç hep bir amel, bir şeyler yapıyor o ağaç yani ya da o bitki yani. Amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahi Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, güzel isimlerini ne şekilde göstererek tesbihat etmişse, Cenab-ı Hakk'ı zikretmiş, övmüş, methetmiş, nasıl? Ubudiyetleri var. Nasıl ki bir makina, bizde işte bir tane matbaada Haydar Bey diyordu matbaacılar ona, Heidenberg'di markası, Heidenberg diye bir Alman makinası. Ama matbaacılar ona saygıdan Haydar Bey diyorlardı. Niye? Çünkü makine çok güzel bir makine. Tıkır tıkır işliyor, çok güçlü. Böyle hata falan vermesi az. Matbaacılar onu böyle bazen izlemeye böyle geliyorlar toplanıp. Yeni makinede gelmiş böyle mesela matbaaya. Nasıl çalışıyor ya falan diye sesini dinliyorlar. Tabii o matbaa ustalarının da çalışanlarının da o işten kendilerinin meslekleri sırrınca aldıkları bir zevk var, bir keyif var. Her meslek erbabında vardır bu. Benim eniştem var mesela Korhan. Fotokopi makinalarıyla ilgili bir iş yapıyor. O da mesela böyle güzel bir makine gördüğü zaman kendi mesleğiyle ilgili, yani çalışmasını izlerken keyif aldığını gözlerinden falan anlıyorsunuz yani. Yani onun kendisiyle ilgisini seziyor, mesleğiyle ilgisini seziyor, ruhu seziyor, mutlu oluyor. Bu nasıl oluyor? İşte ustası da aynı o şekilde o şeyden memnun oluyor. Ve o makine de işini iyi yaptığı zaman o ustasını övdürüyor. O personel diyor ki ya Almanlar ne makine yapıyor arkadaş diyorlar mesela. Ya da o firma Heidelberg firması nasıl bir firma ya falan diyorlar. Maşallah ne arabalar ne şeyler falan, işte Almanların genel şeyi ya da Japonlar ne şunu yapmış ya da işte efendime söyleyeyim Fransızların pek iyi malı yok ama.
Vesaire vesaire. Siz düşünün gerisini. O makine işini iyi yaptığı zaman bir nevi tesbihat yapmış oluyor. Ustasına medih, ustasına övgü, ustasının ahvaline karşı bilgi vermiş oluyor. Benim ustam şöyle sağlam bir ustadır, beni yaparken şöyle şöyle incelikler gözetmiştir, şöyle bir bilgi sahibidir, şöyle bir sanat sahibidir diye makine ustasını anlatıyor mu? Anlatıyor. Makineyi gördüğün zaman ustasını çıkarıyorsun. Kötü bir makine ise mesela firmasının kötülüğünden, onu tasarlayanların kötülüğünden haber veriyor. İyi ise iyiliğinden haber veriyor. Dünyadaki mahlukat da lisan-ı kal ile de zikirleri var. Biz duyamıyoruz belki ama onların da elbette kendilerine göre tesbihi var. Allah dostları onları işitebiliyorlar belli bir makama erdikten sonra. Ama onu görmeseniz bile bu dünyadaki yaptıkları işlerden zaten ustalarının methettiklerini kavruyorsunuz. Çiçeğe bakıyorsunuz, ne kadar güzel, bunu yapan usta güzellikten anlıyormuş dedirtmiyor mu çiçek? Güzel koktuğu zaman başka bir şey, mesela bir meyve ya da lezzetli olduğu zaman demiyor mu benim ustam tattan, dokudan, kıvamdan anlıyor diye haber vermiyor mu? Veriyor. Sen o meyveyi sevdiğin, beğendiğin, methettiğin, övdüğün zaman ustasına gitmiyor mu o iş? Gidiyor. İşte onların tesbihatı. Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan tenzih etmeleri yani tesbihat. Ama tesbihatın tabii her çeşidi Cenab-ı Hakk'ı bir yönüyle tanıtır. Çünkü her meyveler ağacın ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i ilahiyi ne şekilde göstererek tesbihat etmişse ubudiyetleri var. Yani bütün varlık bir iş yapıyor arkadaş. Çok iş yapıyor arkadaş. Onların hepsi, onların eylemleri, fiilleri, amel defterlerini, onların da o şey yazılıyor olmalı. Bak, işte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih, açık bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, yani hakimane, hikmetli bir şekilde hafizane hıfzeder, koruyucu, Cenab-ı Hakk'ın saklayıcı olduğunu anlatıyor. Müdebbirane, tedbir alıcı, mürebbiyane, terbiye edici, latifane, incelikle iş görücü. Ya da bir daha bakayım buradan, latifi ben yanlış söylemeyeyim size arkadaşlar. Hoş ve güzel bir şekilde diye söylenmiş burada. Biz niyeyse bir incelik seziyoruz oradan. Aklımda öyle kalmış. Latifane şu işi yapan odur ki der. İze suhufunu şirat. Bak şimdi. Cenab-ı Hak bu ayette, yani bu surede bahardan bahar göndermesi yapmış. Bahar benzetmesi yapmış. Sonra da amel nefterlerinin neşrini anmış. Biz ne anlayacağız oradan? Bu neşrile bu bahar arasında bir şey var. Ben bu ilgiyi bir görmeliyim arkadaş. Bu benzetme niye yapıldı? Göreceğimiz ilgi de bu. Çünkü her meyveler ağacın ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i ilahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmişse ubudiyetleri var. Ben neysem o da o. Ben 60 senede bir iş yapıyorum, yaşıyorum, ölüyorum, o süreçte bir sürü amel işliyorum. Bitki de kendi ömrüne göre bir amel işliyor. Bir ekin, ekildikten toplanmasına kadar, hasadına kadar bir süreç geçiriyor. Onun da eylemleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. O buğdayı al, bu buğday geçtiğimiz sene ne iş yaptı? Merak mı ediyorsun? O buğdayın tohumunu al, ek. O buğdayın tohumu sana diğer buğdayın geçmiş yılda ne yaptığını, geçmiş yazda, baharda ne yaptığını sana söyleyecek. Tanesini al, çekirdeğini, meyvesini al, götür ek toprağa, o tekrar neşrolacak. O neşroluş süreci içinde sana atasının, yani üzerinde yükseldiği dalın, kökün ne iş yaptığı, tohumun ne iş yaptığını sana anlatacak. Amel defteri neşroldu mu? Oldu. Oğlu babasını anlatıyor oldu. Bitkilerde bunu görüyoruz. Bitkilerde bir de aynıyla o tekrarlanıyor, o süreç yani. İnsanda elbette renklilikler oluyor ama bir şekilde aslında insan da bunun aynısı. Mesela işte çocuğu babasının
sırrını saklıyor. Babasının çok özellikleri çocuğun ahlakında gözüküyor. Terbiyesinde, ne diyelim, kaşında, gözünde, hareketlerinde görüyorsunuz yani. Mesela benim amcamın hareketlerinde, ben işte amcamın küçük oğlu var Salih, onun böyle kaşında gözünde görüyorum. Bir de şimdi yaşı da alınca biraz yüzü daha da çok amcama benzetmeye başladım. Çünkü hareketleri falan, bak babasının amel defterinde neler var? Oğlunda da aslında o bir parça. Cenab-ı Hak bu dünyada bize numune olsun diye onu gösteriyor. Kaybolmuyor diyor. Bak burada ben saklıyorum. İşte yine eniştemin bahsi açıldı. Koran eniştem bir oğlu var. Tıpkı kendisi. Yani klonlanmış gibi. Şimdi onu koydum bunun yanına. Görüyorsun ki Cenab-ı Hak hıfzetmiş. Bunu hıfzeden, bunu saklayan, buğdayı saklayan, meyveyi saklayan, elmayı saklayan, hepsinin sırrını, çekirdeklerinde hıfzeden Cenab-ı Hak elbette bizim de amellerimizi hıfzeder ve ahirette bize gösterir, tekrar neşreder. Buna da niye acze düşsün diye kafamızın hemen oraya gitmesi lazım arkadaşlar. Vaktimiz daraldı ama burayı hızlıca bitirmeye çalışacağım. Başka noktaları buna kıyas eyle. Kuvvetin varsa istinbat et. Yani genişlet alanı, daha çoğunu anlamaya çalış. İstinbat o demek. Yanlış bilmiyorsam. Bir söz veya bir işten gizli bir mana ve hüküm çıkarma. Evet, yani diğerlerine de yay. Onlardan da sırları al. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. İşte İzle şemsu küvvirat, yani güneş dürülüp toplandığında şu kelam tekvir lafzıyla, toplanma lafzıyla, yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi. Yani Cenab-ı Hak niye başka türlü demedi de güneş dürülüp toplandığında dedi kısa bir mealiyle. Sarmak, toplamak manasıyla bir ifade kullandı güneş için, kıyamet günü geçireceği değişim için. Sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazirini dahi ima eder. Çünkü dünyada bir benzeri varmış. Bu kelimeler, bu benzetme ona gidiyormuş. Bakalım. Birinci, evet, Cenab-ı Hak tarafından adem, yokluk, esir, maddenin en küçük hali ya da en, ne diyelim, yapı taşı, basit hali ve sema perdelerini açıp, sema ya da gökyüzü demek, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Bak, yokluk dediğimiz şey, mutlak bir yokluk zaten yok. Her şey Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcut. Cenab-ı Hak yokluğu bir perde gibi açtı diyor. Çok güzel bir benzetme. Yokluğu açtı. O yokluğun içinde esir, işte maddenin en aşağıdaki en yapı taşı hali diyelim esire. Onu da açtı. Hani onu da o şeylikten, basitlikten çıkardı. Ve sema halindeki perdeyi de açtı. Güneş oluştu. Bunlar da aslında diyor bir perde açma. Düşün ki bir tezgahtar geldi, size ürünü tanıtacak. Üstündeki kabı açıyor. Perdeleri açıyor. Bak diyor işte elmas bu, veya işte açıyor açıyor. Bak işte ürün bu. Üzerindeki kapları açıyormuş gibi. Cenab-ı Hak da ilminde zaten mevcut olan güneşin üzerinden adem ve işte esir ve sema perdelerini açıp işte gösterdi bize, güneş bu. Güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyada gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. Birinci benzetme bu. Aklımıza getiriyor. Biz bunu dünyada gördük mü? Gördük. Oluyor böyle şeyler. Birisi bize bir ürün getiriyor, üstünü açıyor, kapını açıyor, öyle gösteriyor değil mi? Onu hatırlattı bir ayet-i kerime. İki, veya ziya metaını neşretmek ve zeminin, yani ziya ışık, ışık metaını, meta ne demekti? Mal demek herhalde. Mal, eşya, kıymetli eşya demekmiş. Işık metaını, ışık malını, kıymetli eşyasını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten sarmakla, yani bir ona bir buna nöbetleşe, ziya zulmet, gece gündüz sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metaını toplattırıp gizlettiği gibi, Cenab-ı Hak her gece güneşe ışığını toplattırıyor değil mi? Kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar, bu da oluyor, bazen bulutlu havalarda güneşi görmüyoruz. Kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur, ne bu? Güneş tutulması oluyor. Muamelesini bir derece çeker,
metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Yani o görevi elbet bir gün bitecek. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Artık bunu modern fizik de kabul ediyor. Maddenin ezeliyeti mümkün değildir. Çünkü madde hep değişim halinde. Eğer ezeli olsaydı dengesini bulmuş olurdu çoktan. Bunun termodinamik kanunları diye bir şey var arkadaşlar. Belki okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur zaten. Özellikle üçüncü kanunu galiba bunu net bir şekilde ifade ediyor. Madde ezeli değil, bir başlangıcı var. Çünkü hala oluşum süreci devam ediyor. Bir sonu da var. Başlangıcı olduğundan dolayı. Eğer zamansız olsaydı zamanla gerçekleşen şeylerin çoktan son bulmuş olması lazımdı. Özetle bu şekilde anlatıyorlar. Başka delilleri de var da bunu söyleyelim biz. Elbette o memur bir vakit memuriyetten infisal edecektir. Madem böyle geçici şeylerle gölgelendiği oluyor, demek ki mümkün büsbütün görevden de alınabilir. Hatta hiçbir sebebi azl, yani görevden alınma bulunmazsa, sebebi bulunmazsa, şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneşin üzerinde lekeler var biliyorsunuz, güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emri Rabbani ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der. Cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi memuru musahharı, yani Cenab-ı Hakk'a boyun eğmiş memuru sadakatsizlikle, tabiri caizse, güneşi Allahsız bir şekilde açıklamak, onu sadakatsizlikle suçlamak gibidir demek istiyor Bediüzzaman Hazretleri burada. Senin gibi bir memur musahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak der. İze şemsü küvvirat fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Ha, Bediüzzaman Hazretleri güneşteki lekeler büyüyüp güneşin ışığını bir zaman tamamen kapatıp yok edebilir diyor. Bu bir tevil, bir ihtimal. Bu kesin böyle mi olacak? Bilemiyoruz. Allahu alem, böyle olmaya da bilir. Ama bu mümkün diyor Üstad Hazretleri. Bir gün bir şekilde Cenab-ı Hak güneşin etrafına onun ışığını yaymasını sağlayan şeyi yok edecek şekilde bir şey sarıp, yani tıpkı bir tüccarın tanıttığı, gösterdiği, sergilediği malı kaldırmak için üstünü sarıp kaldırması gibi, bir sanatkarın sergilediği ürünün üstünü sarıp kaldırması gibi, Cenab-ı Hak da mümkündür ki diyor bize sergilediği bu pırlanta misal güneşinin üstünü bize ışığı vermeyecek şekilde, ışığını esirgeyecek şekilde, artık yaymayacak şekilde sarıp kaldırabilir ve onu ne yapar diyor? Vazifesiz mi bırakır? Hayır. Ondan sonra o cehennemde görevli. Güneşin de bir vazifesi var. Güneş belki de cehennemin altyapısını güneşin o içindeki hararet oluşturacak. Bilemiyoruz. Orada nasıl bir madde, nasıl bir nicelik, nitelik olacak bilemiyoruz. Bu fizikten daha başka bir fizik olduğu çok belli ki sonsuzluk olacak orada yani. Bu zamandaki, buradaki fizik kanunları orada geçerli olmayacak. Orada tamamen başka bir yasa, başka bir düzen ki bu da mümkün. Mesela Michio Kaku'nun Einstein'ın ötesi kitabını okumuştum arkadaşlar. Michio Kaku, sicim kuramının kurucularından birisi. Yani ilk ortaya atan o değil ama bugün en çok onun üzerine çalışanlardan birisi o. O adam mesela diyor, eğer diyor bu alem diyor en kararlı hali değilse, ki öyle gözüküyor diyor kitapta, bir en kararlı haline gelişinceye kadar en böyle dengeli düşük enerji seviyesi mi ne varmış, öyle bir şeyden bahsediyor. Onu artık meslek erbabı bilir. Ona doğru diyor bir eşikten daha atlama yapabilir diyor, oraya dönüşebilir diyor bu alem. Ve o zaman diyor bambaşka bir fizikle karşı karşıya kalırız diyor mesela. Bak adamın fizik içinden bunu kestiriyor, bu olabilir diyor. Kutsal metinler, kutsi metinler, vahiyler, peygamberler bize bunu hep haber vermişler. Kur'an da bu sırrı haber vermiş. Böyle benzetmelerle de aklımıza yaklaştırmış elhamdülillah. Evet arkadaşlar, vaktimiz de doldu, daha fazla uzatmayayım. Cenab-ı Hak o büyük günde, o kıyamet gününde, o mahşer gününde halimizi iyilerin halinden eylesin. Bize rahmetiyle muamele eylesin, bizi azabına uğratmasın. Günahlarımızı, seyyiyelerimizi, köylülüklerimizi kendi sultanlığının şanıyla bağışlasın. Yani köylüye köylülük, sultana sultanlık yarışır. Biz köylülüklerimizden onun sultanlığına sığınıyoruz. İnşallah bizi bağışlasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Bize eman versin. Bazen düşünüyorum yani şurada bir
olay yaşadığımızda, mesela 15 Temmuz'u yaşadığımızda nasıl panikledik, nasıl heyecanlandık? Neydi ki 15 Temmuz ona kıyasla? O gün Allah Allah neler neler olacak, dağlar yürüyecek, denizler kaynayacak, gök yarılacak falan. Cenab-ı Hak halimizi kolay eylesin yani. Cenab-ı Hak halimizi kolay eylesin. Pekala. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahu elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.